Yani evet, kaçıncı bölüm oluyor bu? Beşinci bölüm oluyor. Güzel insanlar, beşinci bölüme başlangıç yapıyoruz. Agamemnon kahramansı teşviki. Özelliğiymiş. Bakın burada başka bir şey görüyoruz. Karakteri. Miken Kralı Agamemnon, Troya'nın Ahmak Prensi, Paris'e karşı kardeşi Menelaos diye böyle bir cümle devam ediyordu. Ya aslında geçmese ya, okusak değil mi o araları? Yani loading dolana kadar tamam oyuna geçebilirsin diye bana dese ki oyuna geçsem. Ya bu şeyde de var mesela. Three Kingdoms'ta da var. Three Kingdoms'ta hatta konuşmaları dinleyebiliyorsunuz. Loading ekranında bekletmiyor ama savaş öncesi diyaloglar oluyor mesela. Onları bekliyorsunuz, ondan sonra savaşa geç falan diyorsunuz. Keşke şu ara yorumları falan da okuyabilsek. Neyse. Evet. Haritamızı görüyorsunuz. İstihbarat ağımız müttefiklerimizin katkılarıyla açılmış durumda. Ve biz de çok değişik bir yerlere doğru ilerledik. Gördüğünüz sarı kısımlar bizim. Şu daha doğru şimdi oldu. Heh, şu kısımda almıştık çünkü. Bakın buradan tunç elde edebiliyoruz. Olbia'dan. Abi altın var. Tunç var. Tunç yine var. Burada Kaz Dağları var. Bir dakika bu neymiş ya? Arazi dağlar. Tam Kaz Dağları vardı. Şurada sanki böyle üzerine gelince özel bilmem ne dağı bilmem ne yapısı falan diye yazsa mı? İyi olur. Neyse. Evet. Dördüncü bölümde ne demiştik? Bu adamlar bizim düşmanımız olan bitinelerle alakadarlar, bağıntıları var. Biz de bunlara bir tokatlayalım demiştik ve tokatlamıştık. Şimdi bu bölümde düşmanlarımızı halledeceğiz. Ama şeyi düşünmüyorum. Yani İstanbul dolaylarına gelip buralara yerleşmeyi düşünmüyorum. Bu arada gördüğünüz üzere Haliç, Suriçi, Sur. Buralarda bakın herhangi bir yerleşke yok şu an. Diğer bölgelerde var. Yani henüz daha kurulmuş değil. Bizantum gibisinden böyle biliyorsunuz bu yerel halkın isimlendirilmesi var. Henüz o yok. Tekrar bir bakalım. Hector Efendi burada. Prens Hector. Ha. Şey için kaç olması lazım? Boşuna hareket ettirdik. Bunlar iyileşecek. Bu gelsin. Buraya gideceğiz. Ne var ne yok bilmiyoruz. Ordumuzdaki rahibe de seviye atlamış durumda. Ona bakalım. Bir elçiyi ikna etme. Bunları kullanmayacağız. Yerel hayattaki mutluluğa. Tüm ajan eylemlere başarı olası. İyi işaretlerde. Bunu açmış mıydık? Açmamışız. Dövüş savunması edilme diyor. İyi şartlı moral. Morale versin abi. Tamam güzel. Başka diğer kumandanlarımız seviye atlıyorlar. Harika bir şekilde onları da ilerletiyoruz. Kahraman zırhına evet. Karakter öyle mi? Yok karakter olmasın. Karakter olmasın. Hız dinçlik. Mutluluk garnizondayken geç. Okçular tamamıyla okçular var bunda değil mi? Aynen öyle. Bunda okçular. Aa yok. Bunda var mı? İki okçu. Önce şundan başlayalım da. Bunu da seviye atlatarak gitmiştik. Yetiştirmeleri geç. Bunu geç. Buna verdik. Zırh delici hasar. Şuraya kadar açabiliyorum yahu. 9. level'a kadar zaten kendi 9. Ne verebiliriz? Kahraman ordusundaki tüm birimlerin hasarını artı 8. Ama bu okçulardan oluşuyor. Ona göre bir seçim yapmamız lazım. Kahramanı zırh delici hasarına. Kahraman kendi zırh delici. Aa, bak bu süper. Öncü mevzilendirmesi. Kesinlikle alıyorum abi. Ordulara da verecek mi? Kendisine diyor ama. Her türlü arazide gizlenebilir diyor. Kahramana diyor ama karakteriymiş. Neyse bir şey yaparız. Tamam güzel olsun. Güzel. Başarılı. Şuna bakalım. Menzil. Menzil birimine menzil artı ekliyor. Menzili açıyor. Alsın. Buna da okçu vereceğim zaten. Tamam. Burada da bir sıkıntımız yok. Hareket ettiremiyorum sanırım. Aynen bu burada kalacak. Telefos.
Takip geldi. Furkanus hoş geldin. Oo Yavuzcum hoş geldin. Rahip ne? Rahip taşı. Rahip taşı paşa. Abi. Rahip yok ki. Rahibe var. O dönemde bilmiyorum ki. Bütün ajanlar şey mi? Cinsiyet olarak bakalım nasılmış. Yok abi rahibe diyor ya. Ajan öyle ayarlamışlar. Casuslarla elçiler erkek, rahibeler de kadın oluyor işte. Rahip yok. Neyse. No need to get your hands dirty. Şimdi şu çakalların bir mekanlarına bakalım. Leaving this place. O ne? Çok büyük bir ordu yok. Bu boyamış mı suratını? That is not possible. Zaten My tek şehirle talent, yapabileceği they will bir come şey yok onun and yani. Daha fazla ordu idame ettiremez. Odun üretiyor bir de. Bunun gıda mı daha harcayamadığı için karşımızda çok büyük bir düşman yok. Ama burada ne var merak ediyorum. Bu zaten onu kumandan olarak alamayacağım şimdilik. Buna okçu verebiliyor I muyum? know my duty. Veremiyorum. Always with honor. Şunları izleyicilerden birisi dedi ki şunları artık kaldır abi dedi. Yani ordun gayet iyi. Bunun yerine okçu alabilirsin dedi. Mantıklı. Hatta bir şey diyeyim mi bu? Yok şimdilik bozmayalım düzeni ya. Proven loyalty. Şimdilik düzeni bozmayalım. Tamam bir de 10 tane uf görüyor musunuz? Bir sürü yapabileceğim şeyler var. Bunu geç. Bunu geç. Bu arada şu mutluluğumuz durumu ne? 5. Bunu bu tamam o binalardan değildi. Bir yaptırabiliriz. Gıda binası bitti. Paramız da kalmadığı için. Buraya bir şeyler yapabilirsin diyor. Bunu tutuyorduk. Bakın yine soran olmuştu. Tapınakları nereden yapıyorsunuz? Tapınakları buradan yapıyorsunuz. Özel zaten. Sırf tapınak binası bu slottan çıkıyor. Şu. Tapınak diyor. Yönetim. Tapınak. Askeri. Bak renkleri görüyor musunuz? Liman. Özel. Mensup olduğunuz topluluğa özel veya özel üretebileceğiniz birliklerin binaları. Çok sade yani askeri. Yönetim. Tapınak. 10 numara. Bence 10 numara yani. Bu düzene götürmeleri lazım. Renk bazlı. Trikings'a mesela ayrı ayrıydı. Gene böyle yönetimdi. Rank rankti ama bu kadar böyle belirgin ve casual değildi. Ya bu casual olabilir. Bina üretimi casual olabilir. Burada sıkıntı yok yani. Burayı da yapmayalım. Buraya bir şey yapabiliriz. Oo bayağı bir şey yapabiliriz hem de. Ama kaynaklarımız az. O yüzden geçiyorum bu turu. Sonraki tur diyorum ve devam ediyorum. Ekotus hoş geldin. Aha. Aha, o. O, savaş başladı. Savaş başladı. Ve adamlar bizden kat be kat güçlü. Abi. İşte o gün geldi. Büyük savaş resmiyete dökülüyor. Paris yanına kuzenini alıyor. Çanakkale'li Aenys'i alıyor. Karşıda da Menelaus var. O da kardeşlerini yanına almış. Agamemnon, Odysseus, Argos. Ne var, ne var, ne yok toplamışlar. Arkadyalılar, Pylos. Ve tabii ki müttefikimin yanında savaşa giriyorum. Resmen Akalarla Troyalılar arasında savaş patlak veriyor. Menelaos eşini istiyor. Ben kardeşime iki sille atıyorum. Ulan it diyorum. Bunlar hep senin yüzünden oldu. Bunlar hep senin yüzünden oldu. Gözüm üzerinde çeki düzen ver kendine. Hovardalık yapmayacaksın bundan sonra. Ne olduysa oldu. Tamam ama bizim için güzel şeyler olmayacak diyorum. Sonra tekrar silleyi vuruyorum, gönderiyorum. Yıkıl karşımdan diyorum. Ve Paris gözleri yaşlı bir şekilde bölgeden ayrılıyor. Şimdi ne diyor? Savunma ittifakı. Oha. 1184 odunla 70 gold veriyor. Bunun düşmanları kim? Kimse yok. Kabul edelim. Bir görevi de yapmış olduk herhalde. Eyaleti müttefik veya dostla beraber al diyordu. O epik görevi yaptık mı bilmiyorum şu an. Bu arada savunma ittifakımızın artması iyi çünkü Asu Birliği olduğu zaman bütün topraklar birleşecek yani. Bir federasyona doğru gidebiliriz. Asuva Birliği düzeltiyorum. Takas. Saldırmazlık. Likomedenes. Bu zaten şeyle savaşı değil miydi? Aşille. Aynen öyle. Kabul ediyorum.
Ver abi odunu. Saldırmazak anlaşması yapmış bulunmaktayız. Evet. Kalay ticareti. Düzeltiyorum. Kalay tacirleri. Uzak diyarlardan gelen tacirler krallığınızın sınırları içerisinde ticaretlerini dayatmaya dayatma isteği yolladılar. Tunç yapımında nadir ama önemli bir bileşen olan kalay satıyorlar. Kalay akışını kontrol eden kimseye bir avantaj sağlayacaktır. Eşyaları satın al. -200 altın. 15 tunç, tur başına 300 tunç. Oğlum 200 gold, her türlü biz bunu çıkartırız ki. -10 nüfus. Fraksiyon çapında. Kaç tur? 4 tur. Bu 1 tur. Yani şu an çok ihtiyacımız yok. Buff'lıyoruz zaten. Nüfus müfus kaybetmeyelim abi. 300 tur başı. Ama 4 tur da burada da iyiymiş ya. Bunu yapıyorum. Başarısızlık. Güzel. Ajan başarılı olamamış. O da başarılı olamış. Baş. Güzel. Şurada hoşnutluk tohumları ekelim. Hayda. Yaralandı. Ah. Kritik başarısızlık. Veteran strategist. Gidiyorum abi. Önce bunlara mı çöksek acaba? Şunu bir açığa çıkartalım. Burada neler var? Oha hiçbir şeyler yok. Koş 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 koş. Troy's finest warrior. Koş 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 reis. In airy service. Oo bu da baltalılar üretiyor. Şöyle yapalım. Şuraya pusu at. Ah atamıyorum. Bunu geri al. Tamam. Ne diyor? Takas anlaşma süreleri doldu. Oo bir dakika. Abi oo eksiye düştük. Bir dakika. Troy'la Troy Paris. Gel lan buraya Paris. İki tokatla dedim şimdi. Bu benimle arası kötü he. Aa bir dakika. Asuva birliğine bakalım bir. Evet. Bir müttefik anlaşmalar olayına bir girelim şimdi. O gıdadan öte. Hızlı anlaşma. Savunma ittifakı. Aha. Abi Traklar. Çok iyi ve çok istekliler. Kesinlikle istekliler. Hemen anlaşma yapıyoruz. Harika. Harika. Şimdi bundan bir gıda alır mıyız? Bundan bir gıda çökeriz. 5000'i varmış. Gerçi çok veremeyecek gibi gözüküyor ama. 500. Abi 5 tur boyunca inanabiliyor musunuz? Harika. Başka ne verebilir bu? Ben buna taş versem odunu önemsemiyor değil mi? Odun al, altın alayım bakayım. Yok lan o da çok komik oluyor. Yani. Tamam olsun. All good. Harika. Askeri ittifak. Bir de oradan ver altını reis. Asker ittifakı da yapıyoruz. Muazzam bir güçle müttefik anlaşması. Biraz daha gıda cukkalayalım. 5 tur boyunca bir de bunları verecekler. Acknowledged. İşte bu. Asuva Birliği. Büyüyen birlik olduk. Buff'larımızı aldık mı? Aldık. Akalar geliyor yani. Kudretli ittifaka geçmemiz için yine bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Yanlış yaptı. Aa bir dakika. Bir dakika. Şimdi biz diplomaside gümletirsek burayı. Değil mi? Rahibe geç. Mızraklı bilin. Abi tüm fraksiyonlarla diplomatik ilişkiler. Afrodite. Niye kurbanı veremiyoruz? Veremiyormuşuz. İliniyor. Ya bu bizim kardeşimiz değil mi? Bu bizim kardeşimiz. Bunu kabul etmesi lazım ya. Ne vereceğiz abi buna? Altın mı vereceğiz? Şurada işe yaramasını sağlar gibi bir seçenek yok muydu? Bir dakika. E,
Tamam, niye sağlayamıyorum? Bir kere mahsus ne kadar altın istiyor? Abi çok altın istiyor ya. Oha. Bütün var mı yok mu veriyorum herife ya. Ki altın da çok istediği bir ürün aslında. Niye böyle yaptı? Bir dakika, şöyle yapalım o zaman. 10 altın. Şuraya 20 tunç. Yok abi, yemiyor ya. Çok az değil mi ya? Ha, durur, kabul etti, tamam. 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 İyi, hadi. Savunma ittifakı. Güzel. Asker ittifak. Şimdi verdiğimi alacağım. Şimdi verdiğimi alacağım. Bir dakika. Kaç verdiydim? Veremiyor ki bu 100. Bir dakika. 150. Abi böyle... Bir dakika. Bu 50 yapabilecek miyiz bunu? Dur abi, verdiğimi alamıyormuşum. Neyse. Şu 5. Bu 3. Yola getirdik yani adamı. İşte diplomasi çok... Diplomasi masasında kazanç budur arkadaşlar. Bak, zararımızı en aza düşürdük işte. Asker ittifakı da yaptık. Tamam. O da bizi denizde koruyacak. Şu Asuva Birliği'ne bakalım tekrar. Abi, kudretli ittifak. Eğer Asuva'yı yaparsak birçoğuyla herhalde şey yapıyormuşuz. Konfederasyon tarzı bir şey olacak. Bilmiyorum. Güçler birliği olacak herhalde. Durumumuz iyi. Bir de gıda anlaşmaları yapmamız lazım. Onun için girmiştik diplomasiye. Şimdi şu ortak saldırabileceğimiz yerler var. Ne güzel yanıp sönüyordu ortak saldırabileceğimiz yerler. Niye gösteremiyoruz? Sparta. Bura değil mi? Evet. Neyse, bir yerlere göndermeyeceğim. Trakları da bir yere göndermeyeceğim. Ben şu aramızın iyi olduğu birileriyle gıda anlaşması. Bunun 56.000 gıdası var. Oğlum, sen nasıl üretiyorsun bu 56.000 gıdayı? Bir kereye mahsus veriyor mu? Bir kereye mahsus çok zor. Bunu mecbur. Ne istiyor mesela bu? İlgilenmiyor mu? Tunç altın olabilir. Ha, iyi. ...25'e 1000 gıda veriyor 5 tur boyunca. Babamızdan isteyelim bir de. Of course I will listen to my most favored child. Hey yavrum. Oo, beleşe mi veriyorsun reis? Sen var ya, nasıl? Ver elini öpeyim dede. Dede değil lan, baba. Oo, bir dakika, yardırıyor. Niye? Çünkü en sevdiğim çocuğum diyor, duyduğunuz üzere. Bunun da 56.000'i var. Bu da iyi basmış. Oğlum, her tur demek isteyebilir miyim böyle bir şey ben? Kurtardık, tamam. Birim üretebiliyoruz artık. Ben olmasam kim koruyacak? Babacım seni yani. Değil mi? Yine binalar minalar. Buraya özel bir bina yapabilir miyiz? Buraya özel bir bina yapabiliriz. Çünkü mutluluğu artırmamız lazım. -3. Şunu yapabiliriz. Mutluluk. Primos'un konağı. Babamız için bir konak yapıyoruz orada. Lesbos'ta burada ne yapacağız? Üçüncü bir tur başına tunç. Ne götürüyor benden? 120 tunç, 1200. Tamam, götür abi. Sen... Yani yapmasak da olur bu binayı. Geç. Burada 3. seviye, en yüksek seviye yapalım mı? 200 altın. Eksiye düşmüşüz bu arada altında. 580 taş ve 1300 odun. Yap abi. Bütün her şeyden gelecek bize. Büyümeler bilmem ne. Gel. Bunu yetiştirmeni sağlar. Ağır baskın mızrakçıları. Ya, yapıştır abi. Bitti, para kalmadı. Buralara... Şunu üretebiliyorum zaten. Fazladan yapmaya gerek yok bu binayı. Çünkü üretebiliyoruz. Bu belki olabilir. Ama onun yerine okçu yapsak daha mantıklı.
Tamam, kalsın. Hasarlı bina. Tamir. Bitti. Tamam. Altında eksideyiz. Ona bir çaresine bakacağız. Sonraki tur. Adam nasıl en güçlü orduya sahip olup da aynı anda 60k bilmiyorum ki. İşte ticari anlaşma yapmıştır. Bug olmuştur. Bilmiyorum yani. He. Troy için öyle bir buff var. Sonuçta orada savunma olacak. En son savaşı orada olacak. Cihan, ben bu ekonomi kaynak sistemi beğendim. Farklı kaynaklar var yani. Her kaynak farklı farklı şeylere yarıyor. Sadece altın bazlı değil yani. Bir kaynağa bağlı değil. Başarılı yani. Benim hoşuma gitti. Böyle aha. Kim lan bu? Ajax. Müttefiklerimi çağıracağım tabii ki. Kayıtsız şartsız hepsi savaş ilan ettiler. Güzel. Yani şu eyalet niye şey olmadı ya? Görevim kabul edilmedi. Ona bir bakalım bu tur. Traklar orada bir şey denedi ama. Takas. Tunç istiyor. Vazgeçtim geç. Paşa, sence en iyi buff hangi tanrı veriyor? Valla hepsi işte birbirine göre değişiyor arkadaşlar yani. Değişiyor yani. Başarısız eylem diyor şuna. Bir tane daha geldi. Dehşet nutku. Büyü müyü yaptılar bizim adama. Esperia. Akalarla Troy arasında, Troyalı gruplar arasında savaş başladı. Fraksiyon yok edildi. Evet, Traklar aldılar burayı. Uzun süredir düşmanımız olan bir topluluk ortadan kalkmış bulunuyor yani. Kuyu zehirle başarısız. Deşir başarı güzel. Başarısız, başarısız, başarısız. Güzel. Aa, tamam süper. 10 numara. Hatta ben var ya şunu da satarım ha bunlara. Veririm yani. Çünkü gerçi vermesek de olabilir. Bitinya'nın baş şeyi burası, şehri. Aramızda iyi aslında değil mi? Moralimiz kötü mü? Yok. Eksi 2. Binaların hepsini tamamlasak. Çünkü aslında bir nevi dost olsak rakip bir devlet. Uuu. Çatmaya devam. Muazzam ordularla geleceğiz. Muazzam ordularla. Tamam. Şimdi bu arada 8 oldu. Artıya geçtik. Tamam, güzel. Binalarımız yapıla dursun. Bir dakika, bir de şeye bakalım. Tekrar bir hızlıdan. 5. Heh, şu özel göreve bakacaktım. Diyor ki doğru sahiplik ve vasallar ve askeri müttefik aracıyla bir ayayetin kontrolü elinize tutun. Tamam, ben bu arkadaşlarla askeri müttefik değil miyim? He. Savunma müttefiki siz. Şunla bir ticaret anlaşma bir düzeltiyorum. Diplomasi yapmamız lazım. Normalde savaş açmayı planlarken bu adamlara askeri müttefiklik görevimizi yapıyoruz. Hatta buradan altın kotarır. Of, bu adamda bayağı altın var. Abi 5 tur boyunca çok iyi. Bunu 28 yapsam, 9 yapsam 28'i veriyor. Heh, aynen, teşekkür ediyorum. Evet, askeri ittifakı da yapıyoruz. Ve görev tamam mı? Çıkıyorum. Sonraki turda mı olacak? İşte tamam. Doğu Kalkanı. Ödül. Hititlerin de sonu gelmesiyle birlikte Troya'nın orduları sonunda dikkatlerini tamamen batıya verebilir. Hak edilen erdem. Pelesklar ile diplomatik ilişki Arton ve bonus tecrübe Hector için. Çok güzel. Frigya bölgesini sağlam almış bulunmaktayız uzun bir aradan sonra. Sonraki tur gelecektir. Oyun kaydediliyor dedi. Sparta. Bakın bizden güçlü gözüküyor gerçekten. Aa, ajanı gelmiş Sparta'nın. Menelaos ajanını göndermiş. Bakalım ne olacak. Troyalı Paris. Biz Troyalı Paris'i tokatlayacak güçteyiz.
Ya bölge fethedeceksin kaynaklara ulaşmak için ya da ticaretini yapacaksınız arkadaşlar. Selamlar iyi, hoş geldin Osman. Oğuz diyor ki şeylerle, Mikenlerle, Akalarla Paris'i tokatladım diyor. En güçsüz şu an Paris diyor. Bakalım. Evet, müttefikleriniz arttığı için ondan hareketleri şöyle hızlı geçişsin. Traklar. Traklardan da güçlüymüşüz aslında. Onlara da çökebiliriz ha. Herkesi çöküyoruz. Evet, görevi yaptık. Özel görev. Bonuslarımızı alıyoruz. En az 150 Priamos'un yardımını edinin. Kısmeti açık oğul, kralın oğlu tecrübe. Şu fraksiyon savunma Troyalı Paris. Kurduk kardeşimize ortak dava. Priamos'un yardımı 50 bonus. Of, zırhlı dev mızrakçı özel yetişme havuzunda mevcut. Beleşe mi? Aha. Önceden bilinen ölüm. Troya'nın oğlu, dikkatli olun. Zira toprağınızda ölen ilk Danaan Akalı ordusunu tamamen kışkırtır. Bir dakika, cümle patladı. Zira toprağınızda ölen ilk Danaan, yani Akalılar, Danaan Akalı ordusunu tamamen kışkırtır. Yani diyor ki, yani buralarda bir adam öldürürsen diyor, düşmanı kışkırtacaktır, dikkatli ol diyor yani. Askerler size gece ana kapıya çağırdı ve orada bir Akalı esiriyle yüzleştiniz. Menelaos'un müttefiki Protesilaos, Troya'yı kendisine talan etmek uğruna denizlere açtı. İşte gelmiş. İlk Akalı istilacının Troya topraklarında öleceğine dair bir kehaneti hatırladınız. Ve bu savaş alametinin gerçekleşmesini hayal ederek tüyleriniz ürperdi. Protesilius yaşasın. Tüm fraksiyonlarla artı 20 ilişki. Öldür. Ulan it! Benim topraklarımı işgale geliyorsun. Yok bir de salacak mıydım seni? Tabii ki geberteceğim. Kehanet mehanet dinlemem. Bu emsal olsun. Buraya gelen her Akalı'yı geberteceğiz. Priamos'un yeğlenen oğlu. En az 150 Priamos kazın. Bu da geldi. Tanrısal Hector kardeşi Paris'i sevse de kanı susamış Ares'i Troya'nın kapılarına çektiği için onu suçladı. Genç kardeşiniz Paris, Troya'nın beyaz surlarının geçilmez olduğuna inanıyor. Ancak babanız Akalıların birkaç yıl önce geçtiğini hatırlıyor. Kral Priamos'un iki oğlunu da eşit derece seviyor ama eğer şehriniz güvende olacaksa surları koruyacak daha iyi bir oğlun olduğunu, yani babanın daha iyi bir oğlu olduğunu görmesi gerekiyor. Evet. Troyalı Paris silah arkadaşı. Tamam, buradan da buff'ımız geldi. Oğlum bu ne lan? Üst üste biton. Karanlık zamanda eğlence. Hector oğluna kudretli Skamandros nehrinin adını verdi. Ama askerlerine göre o şehrin korucu okuyamıyorum abi bu isimler. Ne kadar sessiz harf var yan yana. Gurur duyan baba 10. Gurur duyan baba güzel. Tecrübe. Oğlum en az 100 level falan oldum herhalde. Üst üste bu kadar geldi. Başarısızlık. Ne ilahi ortaya çıkar. Başarılıyor. Hayda. Beyler çete bakmamaya çalışıyorum. Bakın hala ısrarla spoiler veriyorsunuz. Şu şunu şunuydu, şu şunun akrabasıydı, şu bunun bilme. Yazmayın abi, istemiyorum ya. Yazmayın abi. Oradan hala diyor o şey olsun bu olsun diyor. Görmemezliğe geliyorum, adam spoiler veriyor orada ya. Hikaye var abi oyunda, hikaye. Israrla orada yazıyor ya sürekli, bak abi şu şunun şeydi, şu şunun şeydi diye. Görmek istemiyorum ya. Ya filmden bilimden de hatırlamıyorum abi, ben kendim öğreneyim ya. Geberttik işte. Yok bilmem ne oluyormuş da. Yok bilmem ne daha güçlü gelecek mi? Ardına koymasın. Elinden gelen ardına koymasın. Aklını alırım o kimse. Tabi la makracım ya.
Aklını alırız ya. Filmde Homeros'la İlyada ile uyumlu değilmiş bu arada. Neyse savaşa girelim ya. Sinirimi atacağım ya. Yeter ya. Make them pay. Bir hemen bir şey yapalım. Bir sev alalım da şuradan. Ya 15 moral. Yardır. Ares de veriyor. Ne yaptı? 25. Değil 35. Devam. 15 oradan geldi. 20'de Ares'ten var. Selamun aleyküm aleykümselam. Bu ne lan? Kendi de Troy'lu Hector, öbürü de Troy. Ha o ama orduyu söylüyor. Tanrılar ileriye dedi. Gene okuyamadık. Mevzilendir. Evet gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir kale. Şey diyeyim mi? Gayet ideal abi. En ideali bu işte. Bu yani. Dikkat ederseniz %50'sini ayak basıyoruz yani kalelerin. Diğer oyunlarda basamıyorsunuz yani. Hiç gitmediğiniz köşeler bile olabiliyor. Köşe bucak bile olabiliyor yani. Al 10 numara kale. Ama tabii o döneme göre küçük olması gerekiyor. Çünkü metropol değiller yani şu an. Taş çatlaşır. Şurada kaç kişi yaşıyor abi? 3, 6, 9 desen. Şöyle çarp. Bini zor bulur yani. 1000 kişi var ya var ya yok yani. Neyse. Biz nereden geleceğiz? 2 kapı daha fazla kule. Burası sıkış pıkış olabilir. Bura olmaz. Bura da aynı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kule var. 1, 2, 3, 4. 4 kule var. En iyisi buradan gireceğiz. Aynen buradan ilerliyoruz. Hatta 2 kapıyı kırabiliriz ya. Aynen başarılı. Bunları geri çekin abi. Destek kuvvet birliği nereden geliyor? Oğlum ne kadar abuk bir yerden geliyor onlar da ya. Aslında kapılardan önce surlara da çıkabiliriz ya. Çünkü kapılarda bir sıkıntı var. O fix gelene kadar çok önermiyorum. Direkt şeye çıkmanız daha mantıklı. Surlara çıkmanız daha mantıklı yani. Ama burası biraz daha uygun diye, çok kule yok diye kapıya da götüreceğim. Kıracağım kapıyı yani. Hatta şöyle bir sıkıntı var. Surlara çıktıktan bile sonra kapıyı kırsanız surdaki adamlara içeriye saldırın emri verdiğiniz zaman merdivenlere inip kapıdan girmeye çalışıyorlar. Yani öyle bir problem var ya. Diğer topluluk gelince mi başlasam ben acaba? The gods smile. Reinforcements are here. Evet destek birliğimiz geliyor. Düşmanlar da surlara çıkıyorlar. Aa kameraya girince çimler şey yapıyor mu? Güzel. Victory is close enough to taste. Kameranın da etkisi var yani fizik olarak. Bizimkiler burada. Bekliyoruz. Şu sinematik kamera olayı var ya çok güzel bir özellik ya. Koşun gençler. Bunlar yorulacak biraz ama koşsunlar. Sizi bekletmek istemiyorum. Yok kenara çekilmiyorlar da şey silikleşiyor. Böyle geleyim. Bak şöyle oluyor. Ben ayarladım onu. Şu ayar var. Yaklaştıkça kaybolma olayı var ya. Eğer bunu kapatırsanız böyle şey olur. Böyle içi falan gözüküyor. Böyle daha silikleşiyor. Daha kötü oluyor ben. Bu efekt daha iyi. Yaklaştıkça en azından kameranın değdiği yer böyle yok oluyor. Görünmüyor. O da kameraya girmiyormuş gibi oluyor yani. Şimdi şu okçularım nerede benim? Tamam artık başlayabiliriz.
Tutuş hoş geldin. Onlar buraya. Şu bir tane okçu grubumuz var. Yam yam okçu grubu. Aa, bunları harpileri geride tutacağım. İlerliyoruz şu an. Koçbaşı ilerliyor. Okçularımız ilerliyor. Askerlerim kalkanlarını tutarak düşman kulelerinden gelen... Oo, ne attı lan? Arbalet mi geliyor oradan? Ne geliyor onlar? Surlara çıkacağız ilk önce. Surlarda bir üstünlük sağlamaya çalışacağım. Bunları da yavaştan ilerletelim. İlk önce ayı boğanları sokacağız içeri. Your ladders have a foothold on their walls. Diğer kumandanım, evet, merdivenler diyor çık, dayandı diyor surlara. Oo, şuraya acayip ya ok yağıyor. Taş mı yağıyor, ne yağıyor oraya? Biz de başladık. Bombeleme. Okçularımız başladı. Ama arkaya attıracağım yani. Evet, surlara çıktık mı? Yavaş yavaş çıktık. Tırmanıyor yiğitler. Arka tarafı iyi okluyoruz. Sen ne yapıyorsun reis? Her yerine yay, ok girmiş. Yerde bir şey araştırıyor. Aliyansı mı düşürdün? Yenge mi kızacak? Hayırdır? Allah Allah, ben buraya tıkladım. Bunlar nereye gitti ya? Evet, başladık. Kırılmak üzere kapı. Kumandanımız ilerliyor. Evet, çok güzel. Bone snappers. Massacre. In good order. Evet, geliyor devlerim. Cut them down. Üf. Üf. Adam o efektleri devlerden çıkıyor zaten. Yüzmeler var ya. Kumandanı da götürelim. Burada durum ne? Birliklerimiz aşağı inmişler. Burada bu arkadaşlar herhalde henüz şey yapamadılar. Evet, bunlar beyaz bayrak ne yaptı? Kaçıyorlar mı? Zırhlı devlerimiz. Sonuçta dev mev ama bunlar da insan yani. Bunların da canı acıyor. Öyle herkesi patır kütür yiyorlar deneme. Allah, ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne atıyor böyle ya? Taramalı tüfek gibi. At arabalarını getirelim. Kapıyı açtık mı? Açtık. Helal. Bir dakika, açamamış mıyız? Ha, şimdi. Ne oldu? Bilmiyorum. Kapıyı ele mi geçirdik? Aynen. Kapıyı ele geçirmiş gibi bir şey olduk. Güzel, orayı hallettik. Şimdi buraya koşabiliriz. The city gates have been destroyed. Here we go. Başka ne var arkada? Hücum abi.
buraya destek. Buff verelim birliklerimizi. Niye ilerleyemiyoruz? Ha şunla yapacaktım, özür dilerim. Niye yapamadım? Ha yapmışım, tamam. Ve onları hallediyoruz. Devlerimiz buraya geldi. You're going to Hades, all powerful. Şu at arabalarını biraz yavaş gibi değil mi at arabaları? Yorumlarda yazmışlar, ben de öyle düşünüyorum, yavaş yani. Ama bu dar alanlarda çok iyi mi alamıyorlar aslında. Düz boş araziler olsa çok daha güzel olacak. The foe has sighted your hidden units. Okçularımızı. Bunlar iyi dayandılar ya. Kaçıyor bir grup. Mızraklar neymiş? Kalkansız mızraklar. Bunlar iyi dayandılar ya. Honor and duty. Your warriors are losing heart. Hangisi? Devler de bayağı zarar gördüler ha. Bunlar ne? Dardan mızrakçıları. Bunlar özel birlik ya. Devleri kaybetmek istemiyorum. Your warriors have been routed. Devler GG kaçıyorlar. İyi, arkadan okluyoruz. Şunları okla. Oo, daha buraya destek birliği de geliyor. Öyle şöyle yaparız. Bu arkadaşlar buglandı mı? Ne oldu abi? Hiçbir şey yapmıyor gibiler ya. One of your units has no more ammunition. Ne ya? Ha, şöyle ya. Heh, araçlar da geldi. Bizim adamın durumu ne? Güzel. Heh, kaçıyorlar. Evet, zafer. Geldi. Şunları bir ezelim ya. Bize koşuyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Güzel. İki ara bir derede kaldılar. Sonlandır. Evet, son topraklarını da öyle bedavaya vermediler. Paphlagonyalıları tokatladık. Ve şey, kaybımız da yok. Üf! 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 Aman yarabbi! Hector cinnet geçiriyor. O kadar asker öldü tabi. Karşılığını alması gerekiyor. Surlu şehirleri biliyorsunuz yağmalamıyoruz. Direkt doğrudan fethediyoruz. Bu fatality de ilk defa gördüm, onu da söyleyeyim. Evet, epey meşhur. Kahramanın aurasındaki tüm birimlere artı 3 moral. Çok iyi abi. Düşman muharebede öldürüldü. O da yok oldu. EK ne? EK Türk. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, bu topluluğu da yok ettik. Artık burada duruyoruz artık. İlerlemeyeceğim buradan daha fazla. Çünkü bu arkadaşlarla da müttefik anlaşması yaptık. İttifak anlaşması yaptık. Artık şu şeylerin yanlarına bir gelelim bakalım. Amazonların sınırına doğru ilerleyelim. Burada şimdilik bunları tutacağım. Bu kumandanıma. Poldirus. Okuyamıyorum ki adamların isimlerini. Değil mi? Doğru değil mi? Aynen. Poldorus. Your triumph is assured. Tamam, geri çekelim. Zaten bu eyaletin içerisinde Poldorus'ta mı? Aynen öyle. Tamam. Hector bir tur duracak. 22 level olmuş bu arada. Sarsuris, hoş geldin. Bu arada sonuna eriştik mi biz? Evet. Bu raddeden sonra çift vereceğiz. Haykırış. Silah hasarı, dövüş saldırısı. Jonas John, hoş geldin. Teşekkür ederim. Takipler artıyor. Sağ olun.
3 ordu, toplamda 2 ordum var diyebilirim. Herakles ne? Herakles kararlılığı yeteneği ne diyor? Kendisi. Kırılmaz ölümsüz. Morali bozulmuyor ve ölümsüz mü? Kabiliyet süresi boyunca bu birim bir sağlık puanından daha azına sahip olamaz. Neymiş? Bu yeteneğin kilidini açmak şunu kilitleyecek. Yani tam bunu kilitler de ne veriyor ama bu? Bu savaşçı ne kadar çok yeteneğe ve savaşa sahip olursa Tanrı tarafından başlayan lütuf o kadar büyük olur. Muharebe gazisi. Yakın muharebe arabası mı? Aa. Ama hasarı düşüyor. Muharebe şey verelim mi? Ne diyorsunuz? Ama nasıl düello yapacak abi? Bence bunu yapmayalım ya. Savaş arabası versek mi ya? Ama savaş arabasını indirebilecek miyiz savaşta? İndiremiyorsak, bir dakika bir kaydedelim de. Ama nasıl test edeceğiz o işi? Ama şu an deneyebileceğimiz bir yer yok işte. İndirebiliriz arabadan diyor Immortal Poet. E iyi o zaman. Savaş arabası iyi olur abi. Yavaş yavaş değil de vurkaç yaparız ya. Patlata patlata. Aynen bunu kullanırız. Tamam verdim, savaş arabamız var. Kahraman savaş arabası yaveri sağlar. Bir dakika. Güçlendirilmiş yakın muharebe arabası. Avcı. Ha bu menzil. Bu menzil veriyor. Şu avcı savaşı. Yakın dövüş. Bu yakın dövüşü artırıyor. Ya menzili ne yapacağız abi? Yakın dövüşü artıyor. 62 oluyor. 20 de sağlık puanı veriyor bu bak. Bence bu. Güçlendirilmiş yakın muharebe arabası. Bunu verdim. Bir seviye daha. Kırılmaz ölümsüz. Bunu da verdim. Herakles'in dokunuşu. Üf. Bir seviyede ama abi kaç level olduk biz? Kırılmaz ölümsüz. Şifa 24 saniye. 40 saniye. Kırılmaz ölümsüz. Herakles kararlı şifa 500 saniye başına iyileşen sağlık puanı. Bu olsun. Abi kaç tane daha vereceğim abi? Karmazlı sopalı birimler. Okçu birimler bakım maliyeti. Karmazlı mızraklı birimlerin zırhına artı. Ver. Oğlum bir... Eti sağlık puanını yeniler. Ha, bir dakika. Önceki tur o kadar fazla görev yaptık ki hepsinin XP'si birleşti. Ben de diyorum niye bu kadar puanımız var? Tamam şimdi ne oldu diyorum, niye bu kadar? Dinçlik. Etki öfke sağlar. 6 saniye başına iyileşen sağlık. Ver abi. Oğlum daha kaç tane vereceğiz? 3. Allah'ım ya Rabbim. Kahraman olsun yetişme kapasitesi. Geç. Hector'un seçkin kılıç birim bakım maliyeti. Seçkin birimleri yapalım mı? Danaan kültürü fraksiyon karşı savaşırken yakın saldırı artı 15. Harika. Yani şeylere karşı. Aşil'in fraksiyona karşı savaşırken hasar 150. Agamemnon. Söylediklerine göre bir kehanet. Sarı saçlı bir düşmanımın olacağı. Hemen kafa filme gitti. Brad Pitt'e gitti. Bak geçen biri yazmış. Siz de dedi filmden etkilenmişsiniz abi. Şunlar şunlardan falan. Aslında öyle değil falan yazmışlar. Hadi Aşil olsun. Madem öyle biraz şeye gidelim. Böyle popülist ilerleyelim biraz. Aşil'e karşı. Agamemnon'un tokatları zaten. Önemli olan Aşil oğlum. Adam demigod. Yarı tanrı falan mı? Neydi öyle bir şey diyorlardı. Tamam son bir şey kaldı. Bu neymiş? Hedeflenen dost mühim sağlık puanı yeniler. Bu. Tahkim zırh.
Hız veriyorum, düşürüyorum şu an bu. Kara ve pusu muharebeli, bunu geç. Verdik bunları zaten. Verdik, şurada vermedik. Karmanos'taki sopalı birimler. Sopalı birim almayacağım ama okçu birimlerin bakım maliyeti... Onun yerine kahraman yetiştirme kapasitesi de olabilir. Veya seçkin mızraklı birimin bakım maliyeti. Hector'un seçkin mızraklı birimleri. Abi mızrak mızrak. Kılıç değil mızrak. Bitti. Abi bir ton görev. Yakın muharebe. Savaş arabamız var. Güçlenmiş yakın muharebe. Şöyle bakabiliriz. Teçhizat. Kesin var. Kılıç. Hiçbiri. Bak hiçbiri yapamıyoruz. Attan bu kesinlikle artık arabalı. O net yani. Onu söyleyelim. Uf 3000'de gıdamız var. Hector of the Shimmering Helm. Veteran strategist. Buna ne? Ha. Fazladan bu mu? Şimdi şunları bir dakika. Ya bunu illaki kullanabilirim. Yani bu duruyor. Bunu alsam da almasam da kalacak bu. Geçmiyor. Emir verebilirim. Ne var burada sıkıntımız? Artı of çok mutlular. Bence bu eyalet tunç ve gıda kazanıyormuşuz. Bunu bufflasın. Tamam. Halledeceğim. Hatta şuna yapalım da nerede? Oo ne oldu ya? Çarşı karıştı bir anda bir dakika. Şu arkadaşı ürettilerim bunu. Devlerden oluşuyor bu zaten. Tamam. Ya yap abi yap ya. Mesajı görmektense. Kılıç, ok, başka. Cirit, yap. Caponeon, hoş geldin. Doğru mu okudum? Tamam o da yapılı. Bu da yapılı abi. Yapılı mı? Yapılı değil. Ama şu seviyeyi çıkartamayız. O yüzden yapmak istemiyorum buraya. Buranın mutluluğu ne alemde? Artı 45. Çok mutlu burası. Efsane mutlu. O zaman şunlardan birini yapabiliriz. Mesela bunu yapalım. Odun. Aynen abi. Üret. Bir dakika. Şu neymiş? Avcını kur... Aa buraya özel mi? Yok. Değil. Büyüme. Tamam. Şunu yapalım ya. Ama başka... Burada bir boşluk var. Buraya da okçu yap. Tamam. Bu kadar. Buna biraz 4 tane de şey alalım. Sonraki tur. Fitia. Evet bu gördüğünüz Aşil arkadaşlar. Menelaus, Sparta. Ajanı benim orada bir gezdi. Sonra geri çekti. Ithaca, Odysseus. O da oralarda geziyor. Çevreye tanrı ne? Çeyrek tanrı ama bilekle ölebiliyor diyor. Yani tamam aldım şimdi mesajı. Hallederiz ya bakalım. Ama Hector öyle bir şey bilmiyor şu an. kuzenler yardırıyor ajanlarıyla düşman topraklarında. Güzel. Bizimkiler kol geziyor o taraflarda. Memnunum yani şu an. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Serhendi. Bilek değil topuk aynen. O neyse ayak bile topuk. Hemen hemen arada bir santim bile yok. Bu arada yaklaşık bir saati geride bıraktık. Şuna karşı savaşa katıl. Neredeymiş bunlar? Ha şunlara mı diyor? Yani çok güçlü değiller. Gidersek hatta karşı öneride bulunalım. Süreli ne alabiliriz? Abi bunun hiçbir şey kalmamış. Bu adam iflas edecek. Zaten odun veriyor. Tamam kabul ettim. Zaten bir dakika. 6. Aa bu tokatlanacak ama. Tamam tokatlansın kurtarırız ya. Sonra kurtarırız. Tokatlansın toprakları kaybetsin sonra ben alırım orayı. Aha saldırmazlık paktı. Asteropios. Uyar. Gayet güzel. Trail Hector.
Zaten askeri geçmiş var mı? Varmış. Bir de saldırmazlık anlaşması yapacağız. Başarılı. Neredeyse 2000 odun verdi adamlar. Bir de bunlarla anlaşma yapıyorum ya. Buradaki akalarla da araları açılıyor. Niye? Çünkü benimle anlaşma yapıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Akalar. Aha, yerle bir edilen yerleşmeleri sadece ruhlanın. Inhabited only by spirits and memories. But such sad desolation can Amazonlar gelmiş lan. Send an army to see what may be salvaged and rebuilt. Kuzenle savaştı mı bunlar? Sevilen oğul, bir dakika, ne olduk? Birçok başınızı gerekli kral enerjisine sahip olduğunuzu kanıtladınız. Fraksiyon yok edildi. Hernasos fraksiyonu. Nerede yok edildi Hernasos? Bizim sülaleden lan bu. Şeyler yok etmiş. Bunlar. Hector, Priamos'un adanmış oğlu. Halkın kalkanı. Ptigon. Bize komutan mı verdi, ne verdi? Şuraya bir bakalım hemen. Hoho! Paris Maris dinlemem, adamın aklını alırım. Gördüğünüz gibi Paris'i sollamış durumdayız. İkinci buff'u da aldık. Bize bir büyük ihtimal komutan mı geldi? Ne geldi? Aynen öyle. Bize 10 level komutan gelmiş. Üf. Şeklin olurum senin ya. Savunucu yollaş. Hemen buff'lıyoruz abi adamı. Dinçlik veriyoruz. Bekleme süresi uzman. Dinçlik. Canlandırma dinçlik bekleme süresi. Ver abi dinçlik. 1. Kahraman muharebe hızı. Kahraman yakın savunması. Ver hızı abi. Ona da buffladım. 2-2 gidiyoruz. Talim uzmanı. Flindot hoş geldin. Selamlar. Bu arada yani böyle akıcılık olsun diye çok da chat'e bakamıyorum. Kusura bakmayın. Campaign şeyi dağılmasın. Böyle eğlenin diye. Siz kendi aranızda bilenler zaten diyaloğa giriyorsunuzdur. Bu ilk seri için böyle ama bundan sonraki serilerde böyle sohbet ede oynayacağız. Tur geçişlerine bakarak oynayacağız. Merak etmeyin yani. Çünkü kopmayalım. Herkes öğrensin diye böyle akıcı olarak oynamak istiyorum. İlk seri için. Çünkü bu Hector'la Troy'a başladığımız ilk seri yani. Şimdi tüm yeni birimlere yetiştirme rütbesi. 250 silah kullanan tüm yeni birimlere yetiştirme. Kahraman ordusu tüm ek yorgunluk azaltma. Tüm kalkanlı piyadelere yetiştirme rütbesi. Rütbe verelim ya. Baltalı. Buna da baltalı verelim. Böyle kalkanlı da biraz daha böyle şey. Bunlar akıncı tarzı bir topluluk olsun bunun ordusu. Kalkanlı birlik tutmayalım bunlar böyle. Okçu ve şey. Direkt hücum böyle. Düşman ajanlar karşısında eylem başarısı. Bu ne diyor? Kahraman ordusunun yıpranması %15 bu orada. Baskından gelir. Yok geç bu. Korkusuz. Fraksiyon çapında tüm kahraman bakım maliyetini... Abo! Düşman kahramanlara karşı eylemler kritik başarısız. Başarısızlık olasılığı. Bunu yapalım. Bakım maliyeti. Kaç kaldı? 1. Tüm birimler yakın savunması. Verdim gitti abi. 10 numara. Zaten frenzi bir birlik yapacağız. Şunu kova abi. Ne üretebiliriz şimdi burada? Abi bizde de hiç öyle baltalı bir şey yokmuş ki. Şu mu mesela? Mızraklı savaşçı bu mu yani? Neyse şimdilik okçu alalım da. 4 okçumuz olsun. Tamam. Bir de buna ne verebiliriz? Teçhizat verebiliyor muyum? Aa verebiliyorum. Kahraman zırhına güzel. 3. El silahı. Okçu ne diyor? Teşvik. Kahraman menzil sağlısı menzil hasarına. Kahramanın ama bu değil. Binek yok. Eşya verebiliyor muyum? Hepsini Hector'a vermişiz abi. Aynı şeyler değil mi bunlar? Tamam. Şimdi. Troy's finest warrior. Tamam burayı hareket ettirelim artık. Getirelim buraya. Ha şey bakacaktık. Özür diliyorum. Hemen hızlıca. Bizim... Allah Allah. Burada Amazonlar, Amazon değil mi bunlar? Bunlar göçebe Amazonlar. Kimle savaştı bu? Yok. Tamam sıkıntı yok. Alabiliriz orayı. Ne var burada şehir olarak?
Sestos. Aa, direkt başkent. Aa, başkasında bu. E, güzel abi, alırız burayı. Ben bizim Çanakkale'li kuzende zannediyordum. Tamam, buraya gidelim o zaman. Hatta iki kat. Direkt buraya çıkalım. Oraya gidecek. Bu arkadaşımız burada. Sen de geliyorsun. Tamam. Hatta buna da iki kat yapalım. Başka görevlerimiz var mı? O kalacak anizon orada. Hatta şunu şöyle yapalım. Bunu çıkartacağım buradan. Genişlet abicim bu. Evet, başkenti şey yapabiliriz. Çok gidecek mi? Taş. Var var, gayet iyi. Burada ne var? Evet. Vixel, hoş geldin. Federasyon yapılmıyor. Federasyon şöyleymiş. Yanlış yere tıkladım. Şu Asuva Birliği'ni tamamladıktan sonra herhalde oluyor o iş. Ona da daha var. Hazır sormuşken diplomasiye bakalım. Yanlış şeyler tıklayıp duruyorum abi. Bu Amazonlarla da yapabiliyor muyuz savunma ittifakı falan? Bu arada şu an çok uzaktayız şeylerle. Hatta şuradan bakarsak bir dakika. Kategori olarak sanki diziyordu bu. İşte Akalar, Troyalılar falan gibisinden. Neyse, gör. Diziyormuş ekran. Tükettik bütün gıdamı daha. Her şeyi tükettik. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Gıdayı değil de şeyi tükettik. Odunla taşı. Tunçumuz var. Bunların ticaretini yapabiliriz başka topluluklarla. Şimdi yapmıyorum. Devam. Biriksin. Ha, sonraki tur. Evet, Aşil'den bir tık daha güçlüyüz ya. Aha, 15 birlikle orada takılıyor o. Odun taş bitti, evet. Biriksel. Evet, Paris'i biz de sevmiyoruz. Aynen, ben de kaynak sistemi çok beğendim Ayazan. Oo, bir dakika. Kuzenimiz Aynas şey yaptı. Doğru okuyor, telaffuz ediyorsam ismini. Bizim benim kardeşi yıktığı için ne diyor? Tek takas Amazon. Oğlum bu ne yapmış ya? Direkt gıda istiyor benden. Oha, güç sıralamasında 3. Ben de bundan sonra geliyorum Amazon. Neyse, aramız iyi ya. Bir kere eline versek mi? Karşı öneri. Ben ona 1000 vereyim. Yalnız bu hepsiyle, hiçbiriyle ilgilenmiyor. Gıda patlamış. Altın alabiliriz. Evet, 45 altına 1000 gıda. Uyar, gayet iyi abi. İyi anlaşma. Beleşe vereceğim bize. Diplomatik ilişki de kurmuş olduk işte. Savunma savaşına kat... Ne? Evet. Kabul edeceğim. Atalaya'ya karşı ben de savaş ilan ediyorum. Ama bunun karşılığında bir şeyler de alabilir miyim? Altına ilgilenmiyormuş. Sökül paraları. Biraz daş. Aslında altını şey yapıp odun modun. 30 odun, bunlar çok da bir şey değil. 30 odun, 30 odun çok bir şey değil ama. Tur başına. Ben de katıldım. Bu saatten sonra aklını alırız. Büyük ihtimal kuzen oraya halledecek çünkü 21'im var. Evet. Kim ya? Aa, bir dakika. Kim onlar?
Aha. Ha iyi savunur bu. Tamam hızlı geç. Aynen yeri geliyor 30 bile bulamıyorsun Johnny, aynen öyle. Yeri geliyor. Abi ben hatırlıyorum babamla beni 25 kuruşumuz yok diye dolmuşçu indirmişti ya. Garibanlık hikayeleri olur ya. 25 ben çocuğum hatırlıyorum bir gün dolmuşa bineceğiz 25 kuruş yok diye adam indirmişti ya. Ya. Yeri geliyor 30 oduna muhtaç olursunuz yani. O nedenle dikkat edin. Aa ne diyor? Kardeşiniz zenginliğinizi kanıt olarak göstererek Kral Plyons'a altınları... Hayda. Neymiş? Ben çok zenginim diye çakal arkamdan entrika çeviriyor. Köpek. Büyük siyah kuş sürüleri göklerde kötüye işaret eden şekillerde dönerek görüldü. Bu kara kehanet iyiliğe işaret olamaz. Fakat hangi tanrı göndermiş olabilir? Athena siniriyle tanınır. Bu yüzden sinirinin kuşların uçuş istikametlerini değiştirmiş olmaları... Abi bu nedir ya? Biri sinirleniyor, kuş istikameti değişiyor falan. Akla yatıyor. Fırtınalı tanrıyı bıyığınızın altından lanetliyorsunuz. Mutluluk. -4 tüm her yerde. Tüm ordu birimlerini yetiştirme maliyeti. İyi. 4 tur boyunca. Paris'i öldürmüyoruz ya. Kardeş işte abi. Bir dakika size bir şiir okuyacağım Anadolu'dan. Bakın. Evlat ne deniz tuzu gibidir. Öyle miydi? Neydi? Bir şiir var. Heh okuyorum. Bakın Anadolu'da dinliyor musunuz? Baba rızık kapısıdır açmasını bilene. Anne cennet kapısıdır girmesini bilene. Kardeş gönül aynasıdır bakmasını bilene. Ne gönül aynası lan Paris Allah. Yani eş dost hısım akraba konuk. Konu komşu, okyanustur yüzmesini bilene, evlat deniz suyu gibidir. Ne içilir, ne vazgeçilir. Öyle bir mevzu var ya, genelde böyle esnaf mekanlarına girdiğinizde duvarda asıl olur böyle. Anonim bir şey. Şu şeye bir bakalım ne olmuş. Yanlış yere baktım. SOS hoş geldin. Yani küçük bir gerileme hissetmedik bile yani. Babamıza bizi şey yapıyorsun, kışkırtıyorsun ama Paris Efendi hissetmedik bile yani. Çakal. Yani bu arkadaşa biz bilim... Oo bak şey gelmiş bakın. Meşhur kılıçlı askerler. Abi daha özel birlik niye üretemiyoruz biz ya? Ha bu seviye atlayacak ondan sonra. Aa burada okçu burada. At arabası tamam. Kılıçlı birlikler. Hep kalkanlı. Biz buffladık bu herifi ama. Frenzi birlikler götüreceğiz diye baltalı maltalı birlikler yapacağız diye. Burayı almış mı bu herifler? Vallahi almış bunlar. Kim lan bunlar? Aynos. Bunlar ne etli karışıp ne sütlüye karışan tipler oğlum. Bunların aklından alırım ben. Ora bizim de yani hayırdır. Hector efendi neredesin? Görev önce gelir diyor. Gel bakalım. O orada kalacak. Sen oradasın. O burada. Neyse şimdilik üretim ama yapmayalım ya. Sıkıntıdayız. Anlaşmalarınız bitmiş mi? Ne diyorsunuz? Yok bitmemiş. Tamam. Sonraki tur. Kim lan bu? Oğlum Sparta gelmiş lan. Hadi ilk defa adam akıllı bir savunma yapıyor. Hadi bakalım. Oğlum vallahi Spartalılar gelmiş. Alamayız lan. Neyi alıyorsun abi? Adamlar aynı anda zaten taş atsa beynimiz yarılacak. Yani moleküllerimiz ayrılacaklar yani. Aynı anda şu heriflerin taş attığını düşünsene.
Ama yapay zekanın ben buradan geleceğine inanıyorum. Eğer gerçekten Duygu Hanım güzel bir şey yazmadıysa, yani tamam yazdığına eminim. Duygu Hanım'ı biliyoruz Warhammer'dan, Three Kingdoms'tan da. Ya bence bunlar yapay zeka direkt şuradan gelir. Ya ben gelip mesela şöyle döndürüp şuralardan. Dönüp şuralardan derken gördüğün topluluğa bakar mısınız abi? Adamlar zaten burada. Diyorum ki ulan iyi bunlar burada gelirler işte, şurada işte gizlenmişlerdi falan. Şuradan dümdüz gelirler dedim, şöyle derken bir baktım burada hayvan gibi ordu var. Ağlamak istiyorum. Ne yapacağız? GG. Bunlara biz nasıl karşılık vereceğiz abi? Ortaya çekilelim de bizi daşlasınlar değil mi? Savaşmadan ölelim. Daşlaya daşla, kafamıza daş vura vura öldürsünler bizi. Bence bir şey diyeyim mi? Şu orduyu ortadan, bunları ortadan kaldırayım. Direkt çıkıyoruz abi. Baskın basanındır, hücum. Komutan Polikines diyor ki Hector hücum alacak, biliyorum. Hector hücum alacak. Ama onun işini kolaylaştırmam lazım. Ölümüm işe yarasın diyor ve Spartalıların böldükleri ordunun diğer az olan kısmına hücum ediyor. The foe has sighted your hidden units. İşte yiğit adam budur ya. Ya menzil birlikten istediğim şeyi veremedim ya. Evet, kaçırıyoruz gördüğünüz gibi. Abi bunlar niye gitmiyor? Şeyden şundan. Harpiler çok hasar aldı ya. Bu güzel olmadı bak. Harpiler mahvoldu ya. Adamlar direkt harpilere odaklandı. Hatta ben harpileri bunları saldırttırayım. Bence iyi yapmadık mı beyler? Ne diyorsunuz? Ama işte merkez alacaklar. Merkez üste ilerliyorlar şu an. Moralimiz düşecek. Yerle bir olacak moralimiz. İşte bu. Tamam şimdi geri gidiyoruz. The foe is capturing your victory point. İşte victory point'i aldıkları için bir problem yaşama ihtimalimiz yüksek. Harpilere destek hadi. Bu adamlar da kovalanırken nasıl geri döndüler onu da anlamış değilim ya. Hayda, bu adamlar yeni mi geldi? Abi ama olmaz ki ya. Kötü oldu ya. Bak geri kaçıyor, şimdi geri gelecek bu herifler. Ben bilerek bu menzil birliklerini bıraktım ki oklasınlar da bunlar halletsin diye. Your warriors are losing heart. Moral debuff'u yiyeceğiz yani. Aldılar. Aynı şeyi öbür tarafa uygulasam
You have lost a victory point. Okçuları kaybediyoruz. Menzil birlikleri çok moralli abi. Hiçbir şey olmadı heriflere yani. Şuna bak ya. Hala atmaya devam ediyorlar. Reakalis hoş geldin. Evet geri saymaya başladı şu an. Andrew hoş geldin. Andrew mu diyeceğiz? Nasıl diyeceğiz? Yok abi bu adamlar... Fail o. İyi başladık ama kötü gitti. Tutu kurtaramayacağız. Fantazik hoş geldin. Yazık oldu yani. Yok. Adamlar ısrarla kaçmak istemiyorlar ya. Sanki öbür tarafa gitsek savunur muyduk ya? Eğer şey verirse... yeniden karşılaş seçeneği verirse bence bir de bu tarafı deneyelim. Bakalım ne yapabileceğiz. Tamamıyla merak ettim ve eğlendiğim için. Çünkü ilk defa savunma savaşı yaptık yani. İlk defa savunma savaşı yaptık. Fazla savaş göz çıkarmaz. Deneriz yani. Onlar kaçıyor tamam. Da şöyle dal. Hero'yu işte öyle karşı hero'yu öldürme de kolay değil ki. Cenk Bey komutanı bizdeki ne? Savaşçı şampiyon olabilirmiş aslında. Evet düşmüş. Saniyeler geri geliyor. Sayı ayak abi şuna bak. Taş yiyoruz. Beynimize vuruyorlar. Evet geçmiş olsun. Heh yeniden karşılaş. Bir de bakayım. Yeniden bir deneyelim. Bir de öbür tarafı deneyelim. Bu arada abi adamların baksana rütbeliymiş. Bu adam savaşıp gelmiş. Alkamo. Hemen hızlıca bir de bu tarafı deneyelim. Buradan çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Direkt şuradan çıkmam gerekecek. Tamam mı? Aynen öyle. Hadi bakalım. Bakın şu harpileri resmen süvari gibi kullanacaksınız. Abi büyük grafikler çok iyi ya. Okçuların hepsinin hero'yu değil de. The foe has sighted your hidden units. Piyadeleri dağıtırsa... Oğlum adamlar direkt harpilere hücum ediyor ya. Böyle bir şey yok. Hatta harpilerle bunları kovalatsam aynen. Mikro yönetim yapıyoruz şu an. Tokatlıyoruz bu arada. Your hero is under attack. Aynen aldık lan. Bak attırtmıyorsunuz. Kaçamıyor da abi şehrin şeyin yani şuradan daha ileri de gidemiyor. Atmak istiyor bir yandan. Mikro yönetim ama onlar ne yaptı? Base'e girdiler abi şu an.
Güzel gidiyor. Demek ki buraya gelecekmişiz. The foe is capturing your victory point. Victory point GG. Forever Tron. Gitmemiz lazım ama ya. Tokatladık mı? Kaçırıyorum. Tamam, bunları geri götürüyorum ama baltalılar da duruyor hala ya. Biz general ne oldu? Aa bak, bizimkini dövüyor arkadaşlar. Bizimkini dövüyor. Tamam. Okçularımı tamamen yaptıracağım. Üf üf üf. Ama yok ya, morali kötü oluyor bunun. Öldüğüm öldü yok abi. Ya bence her halükarda yenileceğiz de. Yakaladı kumandan yine. Abi baltalı birlikleri de geliyor ya. Abi bu savaşmış çünkü. Bu kumandan direkt. Bizimki vali gibi bir şey düşünün. Anlatabildim mi? Heh, morali düşüyor sanki. Bu ne? Ha, kaçıyor. Oo, eritti bunlar. Abi çok kötü. O büyük ihtimal halleder. Tamam, kaçıyor gibi gözüküyor ya. Heh. Aa, tamamıyla kaçıyor. Saldı abi. Saldılar. Oo, burada çok birlik var ama. Çok birlik var ya. Tamam, kumandan hallettik. Ha, şu şunlar döndüler. Öldürmedi mi hala ya? Onlar da kaçıyor. Reis hadi ya, ne yapıyorsun ya? Vur şunu. Öldü mü? Öldü. Şuna kahraman yaralandı ve savaşamıyor. Vallahi alıyoruz ha. One of your units has no more ammunition. Kumandanımız bir gelsin bakayım. Aha, kaçıyorlar. Allah, kazandık. Vallahi kazandık. Tamam abi, bence bunu verin. Bence bu win'i verin yani. Bence bu win'i alalım yani. Böyle bu win'de gidilir. Garner hoş geldin. Kumandan buraya gelsin. Eyvallah takipler için. Savaşı onu götür. Veriyor musunuz? Hani bir kere daha oynadık ya. Veriyor musunuz? Kayveriyoruz. Hoş geldin. Abi iyi kazandık hem de.
Vermiyoruz diyor Onur. Paşa'yı Genelkurmay Bakanı yapmak lazım. Eyvallah, o kadar değil de bir şeyler yaptık işte reisler. Gumiho hoş geldin. Teşekkürler takip için. Abi ne kadar adam öldürsek kârdır. Aynen, kumandanın ölmesi işe yaradı. Bir de okçulardı yani, büyük bir bölüm ama şuradaki piyadeleri iyi hallettik. Normalde dikkat ederseniz bir tane mızraklı bilimi yok etti herifler yani. Aa, kaç tane? 4-5 tane taş atan herif var. Savaş arabamız olsaydı. The enemy has lost a victory point. Oh. Vasilis hoş, teşekkür ederim tabi için. Sapancılar güçlü abi ya. Tamam, bir daha böyle bir şey yapmayız. Yaptık mı yanlış yeniliriz. Ama bu hakikaten eğlenceliydi. Şeylere gönderdik. İlk Sparta çıkartmasını engellemiş olduk valimize. Of of, sen nasıl bir artistsin sen ya. Tamam, sen nasıl bir kralsın ya. Kıl payıyla zafer. Gıda, tunç. Tabii ki hepsini idam. Yalnız bu herifler burada 9'a düştü. Ajanları da var. İlk çıkarma başarısız oldu bunlarda. Evet, 1-1,5 saati geride bırakıyoruz. Eğlenceli değil miydi abi? Çok eğlenceli değil miydi? Ben çok eğlendim yani. Demek ki korkmamak lazım abi. Ordu sayısı, mayıdı sayısı. Kumandanla beraber hücum edeceksin işte yani. Bir de özellikle o harpileri flank olarak kullandık ya. Taş attırmadık. Taş attırmadık, çok eğlenceliydi yani. Abi karşıda bir yapay zeka olsa mesela ben ne yapardım? Yapay zekanın yerinde olsam ne yapardım? Bir tane harpilerden kaçıyoruz ya hani. Menzil birimlerinin öyle bir özelliği var. Ben eğer bir insan oyuncu birebir dövüşü olsaydık mesela. Harpilerin etrafını çevreler. Bütün menzil birliklerimle hücum ettirirdim yani. İşte bazıları da senaryo kısmında yani bu campaign kısmında bu eğlence ve bu tadı alamadıkları için daha çok multiplayer'ı tercih ediyorlar. Ama bir yandan da multiplayer'da bu yok. Yani şu diploması şu bu bilmem. Ha, co-op yapalım diyorsun. Bu sefer de hep sürekli aynı arkadaşınla oynuyorsun. O nedenle bana şey daha cazip geliyor ya. Kabul etmeyeceğim. Bu senaryo oynamak daha cazip geliyor yani. Tur geçişlerinde bu tın tın sesler. Oo, 18. Aşil'in işi zor. Düşman topluluğu geliyor vallahi yardıra yardıra. Remus'un varsa 3 değişti tabii. Aha. Kayat Ferhan'ı bileli. Tüm orular için sefer menzili harika. Yılan adası. Burayı al mı diyor. Evet. Fraksiyon yok edildi. Nykrosos. Minyas. Esperia. Kılpa ile zafer. Telefos ölçü elçi görevi hazır. Gel bakalım elçi efendi. Bu arada takas anlaşması sürelerimiz dolmuş. Eksilere gittik bu ara yine. Troy'dan hemen anlaşmalarımızı yapalım. Yine yanlış yere tıkladım. Baba, baba, gıdaya ihtiyacım var. Ey güzel insan, sakallarını öpeyim. Andrew diyor ki, diğer yapay zekalı Total War oyunlarından daha iyi bu diyor. Valla işte Three Kingdoms daha o kadar diyebileceğim kadar göremedim ama gayet iyi yani. Çok abukluk abuk bir şey görmedim şu ana kadar. Yani. Baba baba, gıda ver bana baba. Dur buradan değil de bir kere mahsus mu yapıyorduk? Aa, vermiyor lan. Tunçu kalmamış abi. Biz bu adam babamıza tunç verelim. 1000 tunç karşılığında reis yardır 1000 gıda. 1000 gıda ver. Aslında süreli yapsak şu işi çok daha iyi olacak ya.
Tamam mı? Buradan bin. Tamam. Paris, gel lan buraya çakal. Oğlum 71 bin şeyim var, bu nedir ya? Ver gıda. Al sana ne? Tunç olabilir belki. Tunç vermeyelim, çok tunç verdik. Biraz altın verelim. Altın da istemiyor gerçi değil mi? Tercih edilen kaynak altınmış. O zaman bu elit birimlere mi geçti? Tamam. Başka kim var? Bin. Aa, bizim bayağı bir anlaşma yapmamız lazım. Yani. Kuzen gel buraya. Bunun gıdası yok ki. Bu zengin, bu cici, bunu bir şey yapmaz mı? Traklar. Geberiyor bu herifler. Açlıktan geberiyor. Reis, sana ne vereyim biliyor musun? 10 taş, 10 altın. 10 da tunç vereyim. Sen de bana 1000 gıda ver. Oha, yok vermiyor. Ama adam 1000 gıdayı nasıl versin zaten? Kendi iflas edecek. 360. Alırım o kuruşumu, alırım yani. 180. Böyle gidecek mi bu? Ne oldu lan? Bir dakika, bu gelmemesi gerekiyordu. Bir dakika, yanlış şeyler tıkladım. Abi stream deck'imiz yok işte. Numlock şu bu, her yere tuşadığımı. Ya Numlock tuşlarına atadım. Böyle animasyonları. Stream deck olmadığı için klavyeden hallediyoruz. Bir dakika, 380. 390 verir mi? 390 vermiyor. 389. İyi hadi ver. Yalnız bu olmadı. Bu kimden alacağız? Bu adam tercih edilen ilgilenmiyor. Altın. I've consulted the omens. The gods bless our meeting. Altında kaç yaptık ya? Bir dakika. İflasta mıyız altında? Ha, daha var altın. İyi iyi, tamam. Kuzenden alırız ya. Al reis. Sana 15 gold. Tabii 5 tur boyunca. Sen bana ne veriyorsun? Sen nasıl bir reissin ya? Dur ben artıracağım o gold'u. Sen şunu 1000 yap. Çok olmadım lan 30. Oğlum çok oldu lan sanki. 5. Tamam mı? Oha 36 bin nedir ya? Oğlum bu adamlar zenginliğine zengin. Aa bir dakika, müttefik ittifak olabiliyoruz lan. Şu adamlarla, tamam al. Çok güzel. Önce ittifak şeyi anlaşmasıyla bir cukkalayacağım bunu. Ver gıdayı reis. 5 tur, of adamı nasıl sömürüyorum. Tamam. Şimdi de askeri ittifak. Bir de bundan ver. Üf. Tamam kurtardık ya. Kral. 22 bin gıdamız var. Bu arada Asuva Birliği'nin durumu ne durumda? Şöyle 1, 2, 4 kişiyle falan daha savunma ittifakı bir şey yapsak. Demek ki halledeceğiz bu işi yani. Şu hip, of Amazonlar çok düşük. Diğer Amazonlar, göçebe Amazonlar ile de bir şeyler yapabiliriz. Çok uzakta. Paşam toprak bütünü sağlamalısın. Arada biz salgın kavmi bilmiyorum, bakacağız.
Saldırgan kavim yok abi. Bundan hiçbiri bize göze alamaz yani. Hiçbiri göze alamaz. Toprak bütünlüğünde de öyle aman aman bir problem yok ya. Kuzen zaten. Sıkıntı yok. Buraya zaten gidemeyiz artık. Bu geçti. Amazonlarla falan boy ölçüşemem. Çok büyük bir cephe açmış olurum. Biz böyle oynayacağız. Şöyle arada git gel yapacağız yani. Belki şöyle uçarız. Yukarılardan kaçarız. Denizlerden gideriz. Belli olmaz. Tamam reis, sen şöyle bir şöyle kal da. Kraliyet verme. Heh, şimdi. Kuşatma ajan eylemleri geç. Muharebe sonrası elde edilen hazineler. Bu olabilir. Timur'da piyade bile bakın yakın savunma ajan. Bakın maliyet düşürme yok mu ya? 180 tunç boyu. Turya atı kuşatma kulesi açar. Böyle mi gideceğiz? Yani şey olacak. Kuşatmalarda koçbaşı yerine kuşatma kuleleri de surlara giden. Tüm askeri binalar inşaat maliyeti. Tüm askeri binalar inşaat süresi. Düşman kuşatmaya dayanma süresi -1. Tüm menzil yok ya. Şunu yapalım. Oo, bir de 700 şey mi harcıyoruz buna açması için? Bir turda açılacak o. Güzel. Tur başına gıda gelsin. Buraya. Binaları yapıyoruz ama biraz pişman oldum. Askeri binaları buraya yapmak lazım. Çünkü son seviye birlikleri açamıyorsunuz. Ben onun modunu yaparım. Buraya ben şey de yaparım. Üçüncü seviye düzeltiyorum. Dördüncü seviye. Beş değil de dördüncü seviye binaları yapma modu çıkarsa yaparım. Çünkü Warhammer'da yapıyorum mesela onu. Kurulur abi. Niye kurulmasın yani? Yalnız bizimkilerin hepsi kılıçlıymış ya. Hiç mızraklı birlik nerede abi mızraklılar hani? Şunlar mı? Baltalı maltalı birliğimiz yok muymuş bizim ya? Neyse bekletiyorum. Belki bir görev daha gelir diye. Tamam bitti bu kadar. Yılan adası. Epik misyon diyor. Aa buraya gidelim o zaman. Ortak dava savaş bilgili. Rüzgarlı Ophios'ta açgözlü İonyalılar sadece altına açlık çektiler. Burada yaşayan İonyalılar zenginliği her şeyden çok isteyen kötü şöhretli tüccarlardır. Doğrudan veya bilmem ne olarak askeri tüccar aracıyla bir eyaletin kontrolü. Oo ama bir eyalet diyor abi. O zaman tamam. Ada demek ki sadece bundan mı müteşekkil? Buradan mı? Götürürüz o zaman. Nerede bizim reis? Hector'u Çanakkale'ye götürmek yerine buraya götürmeyi tercih ediyorum. Epik misyon dediği için dikkatimi çekti yani. Sen de gel güzel insan. Denize açılacağız arkadaşlar. Arkada da iki tane vali bırakıyoruz. Tamam devam. Aşil'i gördük. Allah! Yine mi saldırıyor? Yine saldırıyor. Ares'in yine morali var bizde. Çok iyi. Şimdi birim sayımız az. Ama onların da evet onların da azaldı. Aynı taktiği uygulayacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kumandanımızın canı cici olmuş. Bunu alırız ya. Menzil birliklerimiz çok fazla. Bence bunu alırız. Frontline'ı halledersek alırız. Tamam güzel. Bunların içeri girmesini bekleyeceğim. Burada savaşırsak daha iyi olur hatta. Bunlar ama burada gözüküyor gidiyor. Gelene kadar ama şeyleri de attırmamak lazım. Çıkarsam ölürüm. Çıkarsam tokatlayacaklar o net. İçeride karşılamamız lazım. Şimdi harpiler şurada. Böyle dolanarak gelecekler. Mecbur koşarak gelecekler. (Gülüyor)
Şu birliklerin buradan gelme ihtimali var. O sıkıntı. Bu ciritçileri de harpilerle hareket ettireyim. Bu adam nasıl canını doldurur reis? Biz bu adamı tokatladık ya. Bu adama canın dolmaması gerekiyor kumandanın. En az benimki kadar yarım olması lazım ya. Geliyorlar. Aslında hala şurada da karşılayabilirdik ya. Daha sık, sık bir alanda savaş. Hadi bakalım. Yanlış yaptık ya. Neyse yanlışın neresinden dönüşse kârdır. Yanlış yerden gidiyorsun reis. Yanlış yerden gidiyorsun. Harpiler yetişemiyor. The foe has sighted your hidden units. Mikro yönetim cılıkı çıktı. Yetiştiler. Abi bu ne yaptı bunlar ya? Niye sıkmıyorlar? Çok ilginç bir şey oldu burada. Ne oluyor? Saçma salak bir şey oldu şu an. Abi o menzil birlikleri mi yakaladı? Allah Allah. Your hero is under attack. Tokat diyoruz. Mu? No hesitation. Koş 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 koş. Bunlar dayanmazsa cici olacak. Harpiler cici. Bunlar kaçmadılar bak bu sefer. Bu sefer kaçmadılar. Tamam menzil birlik şeyleri yetiştirdim. Sen ne yaptın reis? Şunlar var ya mahvettiler benim planımı ya. Kumandan tek kaldı. Bunu bir tek birlik de oyalar aslında ya. Bunlar geri mi geliyor? Yo. Şu arkadan oklasam şunları. Tamam saldır abi. Hah kaçıyorlar. Güzel. Aldık mı?
uğraşacağız. Bunların gelme ihtimalleri vardı. Geliyorlar zaten. Bunlar tekrar birleştiler. Tamam, orada o birliği dağıtmışız. Sıra şunlarda. Kaçıyorlar. Tamam, sağ ol. Tamam, onlar saldı. Burada biz etkileniyoruz. Adam sinirlendikçe buff maf kazanıyor. Bir şeyler kazanıyor. Öyle bir mevzusu var bunların da. Yok abi, bunların canına manına bir şey olmamış durumda. Bu adamların geri gelme ihtimali de var. One of your units has no more ammunition. Kumandanı götüreyim artık. Hemen hemen eşit gibiler. Kardeşim bir zahmet kaçar mısınız artık? Bak, ensenizi yiyorsunuz yani. Daha ne yapacağız? O tamam. Victory is close enough to taste. Güzel. Kazanma hususunda yakınız. Hadi atlatacağız elimizdekilerle. Tamam, onlar da GG. Saldılar. Kuru kafa logosu çıktığı zaman anlayın ki geri dönüşü yok o işin. Bunları salsak, menzil birlikleriyle mi tokatlasak bu heriflere? Hepsi kuru kafa çek... Aha, zafer. Tamam. Şöyle yapacağım şimdi. Şu birlikleri sal. Ha, bunun şeyi kalmamış. Okçular ok atıyorlar. Bizimki yetişebilecek mi? Tamam, aldık ya. Oh be. Tamam, sal. Herhalde bu saatten sonra bir daha saldırmaz. Bilmiyorum. Ama bunun canının full gelmesi de ilginç yani. Canının full gelmesi beni şaşırttı. Drop yok değil mi? Yetişemiyor ki abi. Heh, o ağaca bir takıldı. Heh. Hadi vurabilirsin. Ensesinde kovalıyor. Tükür lan, tükür tükür ensesine tükür. Abi şu çok kötü bir görüntü ya. Şuası ya. Ha, doğru. Yeni komutan atamak zor. Aa, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Dart, eyvallah, haklısın. Yeni kumandan atadılar, doğru. Şöyle yapacağım. Bir daha sanırım gelmez artık. Yine esirleri öldürürüm. Aslında az öncekinde kendimize askerler alabilirdik herhalde. Gördünüz mü? Bir dakika, gördünüz mü? Gördünüz mü? Hayır. Tam da bölümü bitirmelik bir gelişme yaşanıyor arkadaşlar. Ve of, o ne olmuş orada ya? Sanki çok önemli bir yermiş gibi. Yalnız bu herif de şuna niye saldırmıyor ya? Adam gelip benim topraklarıma çıkacak ya. Vallahi benim topraklarıma geliyor. Askeri geçiş diyor. Neci bu? Rodos. Askeri geçiş 240 odun diyor.
Onun yerine bana sen gıda ver abi. Kimle düşman? Aa, Amazonlarla. Evet, Amazonlara tokatlanıyor. Ben Amazonlarla aram kötü olmaması için bununla anlaşma yapmamam lazım. İptal. Fiction Stop diyor ki adamın karısını geri verin. Adam geldi diyor bak. Askeri geçiş. Kimle bu? Bizden biri düşman mı? Ben? Ha, yok artık. Ben verecekmişim de o askeri geçişi alacakmış da. Odun lir. Güzel. Dur göster, durun göstereceğim şimdi size. Şunla ne dolmuş? Dur, hazır gelmişken bununla da yapalım ya. Hemen. Şu. I am happy to negotiate. Yalnız bu da çok zengin ya. Bu neyse, tamam, bununla bir şey yapmıyoruz, geçtim. Evet, gösteriyorum. Az önce heyecan yaptığım şey ve Menelaus kapımıza kadar geliyor. Menelaus kapımızda, Sparta kralı eşini almak için. Gördüğünüz gibi Helen de burada. Helen bu şehirde yani. Menelaus dibimizde, büyük ihtimal Eresos'u alacak biz buraya gelene kadar, ama hazırlıklıyız. Gücümüz daha yüksek. Savunmadayız. Büyük bir hata yapıyor Menelaus. Geleceğiz yani, az kaldı. Biz gelene kadar kaç şehir alır? Taş çatlasa iki şehir alır. Hadi Hector gelene kadar 3 alsın. Hector gelene kadar 3 alsın. Bir de bizim burada şeylerimiz var zaten. Müttefiklerimiz var. Bak burada var mesela. Burada var. Burada var. Var da var. Hatta şöyle bile yapabilirim. Diplomasi. Bütün hepsi. Aa yok, bu onunla değil. Heh mesela. Buna verdik mi? Verdim. Muzen alay ne varsa hepsini çağırıyorum abi. Başka kim? Trakları geç. Gel lan buraya. Yanlış şeye basıp duruyorum ya. Basmama gerek yok aslında. Ve bütün yani en az 4 müttefiki. Birinci derece 4 müttefiki şeye çağırdık. Desteğe çağırdık. Tamam. Ama Menelaus'la yapacağımız savaş sonraki turda olacak. Bu arada şunu görüyoruz. 5. level. Yani çok birbirle savaşmamışlar. Çok bir savaşa girmemiş. Tamam, birimler rütbeli mütbeli ama 5. seviye. Biz Hector'u bütün savaşlara sokarak ne yaptık? 22 level yaptık abi. Katlamışız yani. Biraz da ilk oyunun şeyi de var. Kolaylığı da var. Onun da etkisi var. Son neredeyse şeyi 5 level'ı falan, hatta 5 level'dan fazla da olabilir. Şu görevlere odaklanarak yaptığım için o kadar fazla XP geldi ki. Yani bu bölümde gördüğünüz kaç tane puan harcadım yani. O da var. Ama benim diyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir bölümde açıkçası. Özellikle şu savunma savaşı, şuradaki Eresos savunması çok iyiydi. Son sözlerimiz ise şöyle olacak. Şüphesiz yabunizanpaşa.com'a sizleri bekliyorum. Sosyal medya hesaplarına bekliyorum. Bakın, askerlik fotoğrafımı paylaştım bir tane. Instagram sayfasına gelebilirsiniz. Orada bir şeyler yazdım. Önceki fotoğraflara bakın. Çok güzel içerikler var. Sonra şey yaptık. Truva filminin, 2004 yılında çıkan Truva filminin Çorumlu versiyonunu bir montajladım, bir şeyler yaptım elimden geldiğince kısa bir sürede. Ona bakabilirsiniz YouTube kanalımda. Yani diyeceğim bu kadar. Herkese ne diyorum? Kendinize iyi bakın diyorum. Ayrılamıyoruz. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. İyi geceler. Lan belki adam gündüz izliyor. Adama iyi geceler dedim şimdi. Neyse, kapat. Hadi görüşürüz.